Anne. Anne. İyi misin sen? Ne oldu, neyin var? Bak bakayım bana. Anne bir şey söylesene ya, korkutuyorsun beni. Ozan. Ha bak, eğer ev için üzülüyorsan artık korkmana gerek yok. Şöyle söyleyeyim, bir şekilde parayı buldum. Hallediyorum yani. Ne diyorsun? Evet. Anne duydun mu beni? Hallettim ev meselesini diyorum ya. Ben evi sattım. Ne? Nasıl ya? Özür dilerim. Özür dilerim. O mu aldı anne? Ha? Amca. Amcana. Peki Çelebi bunu nereden biliyor? Bana telefon açıp Seyri teselli et dedi. Ozan amcanı... Onu aldırdı. Yok mu bir çaresi ha Rüya? Yani satış falan iptal ettiremez miyiz? Her şey usulüne uygun. Sana bir şey yaparlar diye korktum. Biliyorum anne, üzme kendini. Ay ben nasıl böyle bir şey yaptım? Ben nasıl böyle bir hata yaptım? Tamam anne. Sorun yok. Ya sorun var veya yok birader. Bundan sonrası bizim bildiğimiz gibi çözeceğiz. Tehditse tehdit, ya canı ya malı birini kabul edecek artık. Ben artık sıkıldım oğlum bu efendilik mefendilik işinden be. Sonra da hapse. Vallahi orası hiç umurumda değil ya Rüya. Ya otur oturduğun yere Ozan. Ya. Ya hayır. Kimse bir yere gitmiyor. Burada gitmesi gereken tek bir insan var, o da benim. Saçmalama sen de Cemre. Saçmalama değil, ne saçmalama Ozan? Ben sizin yanınızda olduğum sürece Çelebi'nin felaketleri başınızdan eksik olmayacak. Ah, yine sardık başı. İlerleyemedik ki. Döndük dolaştık yine aynı yerdeyiz. Ya Çelebi size niye düşman? Ha? Susunca bu gerçekleri değiştirmiyor. Tek bir cevabı var. Benim yüzümden. Seher Hanım siz çok haklıydınız. Ben bu eve geldiğimden beri felaketten başka bir şey getirmedim. O yüzden benim sizden olabildiğince uzakta yaşıyor olmam lazım. Yani yapacak bir şey yok, bu net. Tamam üzgünsün. Hepimiz üzgünüz ama sorunumuzun çözümü bu değil. Ne o zaman sorunun çözümü? Direnmek Cemre, tamam mı? Diz çökmemek. Nereye çökecek yerimiz kalmadı zaten Ozan. Ev yok, iş yok. Yok. Kaybettik her şeyi. Amcamı kaybettik. Can verdik ya can. Daha kaybedecek bir şeyimiz mi kaldı? Var. Senin canın. Özgürlüğün. Ya zaten problem bir çatıysa nedir? Bir yer buluruz kalacak ya ha? Elimiz var, ayağımız tutuyor yani. Yeniden bir şeyler yaparız. Hem burası yedi kule, kimseyi sokakta bırakmayız biz. Bu herifin istediği tam olarak bu işte zaten. Seni yalnızlaştırmak. Bizi dağıtmak. Bu herif bunu istiyor. Gittin diyelim Cemre, gittin yeni bir ev kiraladın. O evin sahibinin de tepesine çökecek bu herif. Gittin diyelim yeni bir işe girdin. Oranın patronun da gırtlağına çökecek. Yapacak çünkü bu herif bu. Tek başına ne kadar dayanacaksın? O alçağın yanına gittin diyelim ki bile bile.
her gün seni zehirleyeceğini, sana eziyet edeceğini bile bile biz ne yapacağız Cemre? Ha? Ne yapacağız bu evde? Başımızı yastığa rahat mı koyacağız? Çok şükür mü diyeceğiz ya? Çok şükür artık evde, evi elimizden alacak kimse kalmadı mı diyeceğiz? Hiç hayatımızdan geçmemiş mi olacaksın? Cemre gitti, dertler bitti mi olacak? Eğer öyle olacaksa vallahi benim suratıma tükürsünler. Suratıma tükürsünler ya benim. Yazıklar olsun bana Cemre. İnsanım diye dolaştığım her güne yazıklar olsun. Ama çok istiyorsan git. Gerçekten çok istiyorsan duruma git. Git Cemre. Benim, bizim böyle insanlar olduğumuzu düşünüyorsan git. Ama şunu bil ki beni Çelebi değil sen vurmuş olursun. Bu kadar zaman, bu kadar yaşanmışlık, bu kadar mücadele boşu boşunaymış derim ya. Demek ki boşu boşunaymış. Boşu boşuna ya. Buk uyuyor lan bana. Ozan, dur oğlum nereye gidiyorsun ya? Cemre. Bir de sen vurma istersen bize, olur mu? Cemre. Biz her zaman toparladık. Yine toparlayacağız. Hani sen babam söyledin ya. Bir tek ölümün çaresi yok. Bir oradan dönüş yok. Bizden uzağa gidemezsin sen. En azından benden uzağa gidemezsin. Sen nereye ben oraya? Tamam yaz bunu aklına. Ne gelecekse birlikte. Ben siz o gecik ne yaptım? Ozan! Oğlum nereye lan? Nereye mi kardeşim? Ömer olmaya. O ne demek ya? Ha? Demek ki bu heriflere biraz Ömer gibi davranmak lazım ya. İyi hadi yürü o zaman. Hadi. Ne güzel. Gel.